Nur suresi 55. ayette Allah diyor ki, din bütün dünyaya hakim olacak diyor. İslam. Ve korkusuz yaşayacaksınız. Din her yönüyle hakim olacak diyor Allah. Her yönüyle. Yani hayatın bütün yönlerine hakim olacak İslam diyor. Ve korkunun ardına güvenliğe kavuşacaksınız. Dinin hakim olmadığı hiçbir yer kalmayacak dünyada diyor. Ve bunun için sizden istediğim diyor Cenab-ı Allah, sadece samimi olmanız diyor. Şimdi bu ayet işte Mehdiyet budur. İkinci ayet ne diyor Cenab-ı Allah? Din Allah'ın oluncaya kadar ve yeryüzünde hiçbir yerde fitne kalmayıncaya kadar Allah yolunda mücadele edin. Olmayacak bir şey Allah istemez. Ya yeryüzünün hiçbir yerine fitne kalmaması ne demektir biliyor musun? İslam'ın her yere hakim olması demektir. Bu iki ayet alenen ve açıkça Mehdiyet'i anlatıyor. Kehf suresi baştan sona kapalı olarak Mehdiyet'i anlatır. Dolayısıyla Mehdiyet benim gördüğüm doğru. Ama Mehdiyet tabii farz olan bir konu değildir. Yani bunu yanlış anlamasın insanlar. Böyle Mehdi'ye inanmayan namazı terk etmiş gibi olmaz. İnanmıyorsa inanmıyordur, bir şey olmaz. Ama yani şu gelişmelere bakıyorum da ya bu kadar benzerlik kardeşim, bir tane olur, 2, 3, 5, 10, 20 yani yüzün üstünde benzerlik olunca yerde, gökte, her yerde yani inanılmayacak gibi değil. Ya alenen öyle gelişiyor. Yani son olaylar da öyle gelişiyor. Bir insanın Mehdi'yim diye ortaya çıkması maazallah, Allah esirgesin, onun dinini, imanını götürür ve dinsizliğini ilan etmesi demektir. Bir kişi de çıkıp derse ki falanca Mehdi derse, o da dinini, imanını kaybeder. Evet. Çünkü ne demek istiyorsun? Bana vahiy geldi diyorsun. Ben Allah'tan vahiy aldım, peygamberim diyorsun. O kişinin Mehdi olduğuna teşhis koydum, teşhis ettim. Ayrıca onun da cennetlik olduğuna da kâne oldum diyorsun. Yani o zaman hem onun peygamberi ilan ediyor, hem kendini peygamberi ilan ediyor. İki peygamberi ilanı var. İkisinin dini imanı gider. Dolayısıyla şahıs teşhisi, tespiti dinen Kur'an'a göre mümkün değil. İnşallah. Ama şöyle, İslam dünyaya hakim oluyor, görüyorsunuz. Evet. Mehdi'nin alametleri çıktı, onun lamıcı mı yok? Evet. Yüzün üstünde alamet, hepsi mucize. Mehdi'nin çıkması kadar harikadır. Evet. Her biri ayrı ayrı Mehdi'nin çıkması kadar harikadır. Evet. Ve şaşırtıcı, net mucize. Evet. İslam hakim oldu. Bütün Müslüman alemi birleşti. Bir şahısla ittifak ettiler, dedi ki falanca etrafında biz birleşiyoruz. Biz de deriz ki Allah mübarek etsin, Allah razı olsun, inşallah Allah güç kuvvet versin, ne güzel. Biz de o insana destek olacağız deriz. Maşallah, ya deriz herhalde bir Mehdi öncüsüdür deriz, Mehdi öncüsü. Ama arkasından İsa'ya benzeyen bir insanla buluşur. Bir süre Hristiyan alemi de iltihak eder Müslümanlara. Allah Allah deriz yani, şimdi bir öncüsü diyorduk ama öncüden ziyade sanki daha çok kendisi gibi bir his geldi bize deriz. O zaman ne deriz? Allahu alem. Herhalde bu şahıs Mehdi deriz. İnşallah. Herhalde. Ama bak, şartımız bu. İslam dünyaya hakim olacak. İsa Mesih olabileceğine ihtimal verdiğimiz bir insanla birlikte olacaklar. Hristiyanlıkta Müslümanlığa kalp olacak. Hristiyanlıkla Müslümanlık birleşecek. Din Allah'ın olacak. Bütün dünyaya İslam hakim olacak. Ayette geçen hüküm oluşacak. Mehdiyet ilim irfandır. Şefkat, merhamet ve sevgidir, tevazudur. İnsanlara Kur'an ahlakını benimseten, Kur'an'ı insanlara sevdiren, sevmeyi sevdiren, sevgiyi hakim kılan Allah'ın yarattığı bir zihniyettir. Yani oradaki güç, bütün güç Allah'a aittir. Mehdi'ye ait değildir. Yani orada yanlış anlıyorlar, Mehdi'ye ait bir güç olduğunu düşünüyorlar. Allah dünyaya sevgiyi hakim etmek istiyor. Bir insan da bunu tecelli ettiriyor, o kadar. Gücün tamamı Allah'a aittir. Mehdi'ye ait değildir. Bak, bu çok önemli.